Bismillahirrahmanirrahim. Farklı para birimi almak şartıyla borç vermek caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, borç dediğimiz fıkıhta karz akdi akti olarak adlandırılır. Karz aktinde de esas olan bir kimse başka birisine borç verdiği vakitte ona ne miktar hangi cins para verdiyse, ne kadar miktar verdiyse onun aynısını almaktır. Karz aktinde esas olan budur. Bir kimse borç verdiği vakitte sana şu an misalen 1000 TL veriyorum. şu an 1000 TL kur olarak 100 dolara tekabül ediyor. 100 dolar alırım alacaklı olarak 1000 TL olarak değil. Sen bana vereceğin zaman 100 dolar ödeyeceksin şeklinde bir borç akdi yapsa. Bu borç akdinden ziyade farklı para cinslerinin vadeli değişimi olur kıymetli kardeşlerim. Farklı para birimi yani para birimlerinin değişimine de fıkıhta sarf akti ismi verilir. Sarf aktinde de normal alışveriş ahkamından farklı bazı hükümler vardır. Sarf aktinde değişen paraların vadeli olması caiz değildir. Peşin olmalıdır. Peşin o an değişilmelidir. Böyle bir akit yani 1000 TL'yi 100 dolara satmak olacağından bu paraların vadeli bir şekilde değişimi caiz değildir. Zira sarf akdinde vade caiz değil, peşin olması gerekir akdin. Ancak kıymetli kardeşleri bu noktada İmam Muhammed'den farklı bir bakış açısıyla farklı bir görüş gelmektedir. Paralar, hakiki paralar ve itibari paralar olmak üzere ikiye ayrılır. Ee, hakiki para, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, hadislerde geçen altın ve gümüştür. Bizzat para olmak e, için yaratılmıştır. Bunların kıymetleri kendisindendir. Bizzat altın ve gümüşün kıymeti kendisinde bulunur. Ancak bir de daha sonradan ortaya çıkan itibari paralar var. İşte eski dönemlerde flus ismi verilen, fels ismi verilen paralar. Günümüzde de kağıt paralar kullanılıyor. Bu paraların, elimizdeki kağıt paraların hakiki manada bir kıymeti yoktur. Sadece birer kağıt parçasıdır. Ancak insanlar... O örf ya da devlet, o toplum o paraya bir kıymet atfettiği için, o paraya bir değer verdiği için o para değerlidir, değerli olmuştur. Yani kıymeti kendisinden değil, itibari olarak ona yüklenen bir kıymet var. Ondan dolayı bunlara itibari para deniyor. İmam Muhammed işte bu noktada diyor ki sarf akti hükümleri hakiki paralarda geçerlidir. Yani altın ve gümüş bunların birbiriyle değişiminde sarf aktinin hükümleri geçerlidir. Ancak itibari paralarda sarf akti hükümleri cari olmaz. Çünkü bunlar hakiki manada para değildir. İnsanlar buna para dediği için para olmuştur. Bu sebeple eğer itibari paralar Birbirleriyle değiştiriliyorsa bakılır. Eğer bunlar aynı cinsse, aynı birimler birbiriyle değişiyorsa o zaman sarf aktinden dolayı değil de Riba hükümleri aynı cins olduğundan dolayı riba illeti yani faiz illeti tahakkuk eder. Cins birlikteliği olduğundan dolayı bunların birbiriyle vadeli değişimi ya da değişiminde fazlalık yapmak caiz olmaz diyor. Buna göre diyelim dolar değişimi yapılıyorsa işte 100 dolar verilip bunun karşılığında mutlaka 100 dolar alınmalıdır. Ve bu vadeli olarak yapılamaz. Çünkü burada cins birlikteliği olduğundan dolayı faiz şüphesi olacağından dolayı vade ve fazlalık caiz değildir kıymetli kardeşlerim. Ancak muasır ulemanın kabul ettiğine göre günümüzde farklı ülkelerin para birimleri her birisi farklı birer para cinsidir. Hepsi itibari paradır. Ancak her birisi ayrı birer birbirinden farklı para cinsleri hükmündedir. Bu sebeple bunları birbiriyle değişiminde yani TL ile dolar, dolarla euro ya da sterlinle başka bir para birimi değiştirilirken farklı cinsler değiştirilmiş olur. Dolayısıyla riba illeti, cins birlikteliği olmadığından dolayı riba illeti tahakkuk etmemiş olur. Ve bu riba illetinin tahakkuk ettiği yerlerdeki bu hükümler geçerli olmaz. Yani İmam Muhammed'in görüşüne göre günümüzde muasır alimlerden Takiye Osmani gibi ve onun da beyan ettiği üzere Hint uleması buna göre fetva vermektedir. Yani farklı ülkelerin, para birimleri, farklı cinsler olduğundan dolayı bunların birbiriyle değişiminde fazlalık ve vade caizdir diyorlar bu alimler. Yani... 1000 TL veriyorum. O günün kurunda 1000 TL 100 dolara geliyorsa ben 150 TL de alabilirim bu değişimden. Ya da bu değişimi vadeli olarak da yapabilirim diyorlar. Ancak eğer bu değişim vadeli olarak yapılacaksa aktin yapıldığı günkü kur itibarı alınmalı. Mesela adam borç verirken diyorsa sana 1000 TL veriyorum. Bunun karşılığında bugün 100 dolara denk geliyor 1000 TL. O zaman senden 100 dolar alırım diyorsa o ödemenin yapılacağı gün, Türk parasının kıymeti düşmüş veya artmışsa o zaman bu itibara alınmaz. Aktin e, yapıldığı günkü kur itibarı alınarak bu yapılmalıdır. Faiz olmaması için. Tabii ki dediğimiz üzere yani cumhur alimler ilk görüşe göre fetva veriyor. Yani her halükarda para birimlerinin değişimi sarf aktedir. Dolayısıyla bunlarda fazlalık ve vade söz konusu olamaz. Ancak İmam Muhammed'in bu görüşüne göre e, işte Taki Osmani e, Hoca Efendi ve onun da beyan ettiği üzere muasır Hint alimleri bu İmam Muhammed'in görüşüne göre farklı para birimlerinin vadeli olarak değişiminin caiz olduğunu söylüyorlar. Buna göre farklı ülkelerin para birimleriyle iş yapan ve büyük para birimlerini değişmek durumunda kalan bunları hepsi her daim peşin yapmak durumunda zorluğun ortaya çıktığı durumlarda bu işlerle uğraşan kardeşlerimiz bu fetvaya göre amel edebilirler. Ancak Küçük işlerde bu gibi farklı para birimlerini vadeli değiştirmemek gerekir. Çünkü çoğunluk alimler bunun faize girmek olduğunu beyan ediyorlar kıymetli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.